Herkes yeniden merhaba. Bu videomuzda if else ve switch yani karşılaştırma operatörlerinden bahsedeceğiz ve bununla birlikte Dart dilinde ilerlemeye devam ediyoruz. Şimdi if else dediğimiz kısım, öncelikle hemen burada bir class oluşturalım ve if else diyelim. Nokta Dart. Şimdi bu kısımda biz karşılaştırma operatörlerinden bahsedeceğiz. Bunlar neden gerekli? Bunlardan bahsedelim. Öncelikle if else dediğimiz, yani biz karşılaştırmaya gerek duyuyoruz. Çünkü hem bir örnek verelim. Bir lig düşünün. Bu ligde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş puanlara sahip. Ve bu sahip puanlarında biz nasıl birinci buluyoruz? Herkesin puanını kıyaslıyoruz. Hepsi birbiriyle kıyaslanıyor. Ve birinci puan, en yüksek olan puan ligin birincisi kısmına geliyor. Ve biz bunun kodunu bu şekilde yazıyoruz. Aynı zamanda bir başka örnek verdiğimizde, diyelim ki biz bir uygulama yazdık. Uygulamamız değil de not aldık. Not aldık, 85. 85 aldık. Ve if else kısmında şöyle bir şey gerekiyor bizde. Eğer 85 üzerindeysen A ile geçersin. 70'in üzerindeysen B ile geçersin. 65'in üzerindeysen diye gidiyor. Bu kısımlarda niye ihtiyaç duyuyoruz? Biz aldığımız notun değerini görmek istiyoruz ve aldığımız not %0 arasında olması lazım. Yani kullanıcının girdiği notta 100 ve 0 arasında olması lazım. Ama kullanıcı eksi olmuş girebilir. Ve bu durumda ne olur? İstemediğimiz bir durum olur. Ve biz eksi 15 durumunu, yani kullanıcının aptal, böyle anlamayacak düzeyde olan bir kullanıcı olduğunu düşünüp ona göre biz uygulamamızı yazmamız lazım ki patlamayalım. Hemen dosyamızı oluşturduk ve void main diyerek gerekli ortamı kuruyorum. Şimdi burada ben neyden bahsedeceğim? Öncelikle if else bir yapısı vardır ve bu yapı çok bütün programlama dillerinde aynıdır. O yüzden bir örnek bakalım hemen şöyle. Bir siteden, tutorial card diye. Bu site üzerinde bir örnek var ve bunu hemen alacağım zaten. Mesela kendisi sadece void main ile bir değişken oluşturmuş. Değişkenin içerisine A demiş, içine A demiş ve içerisine 10 eklemiş. Hemen bunu kendi kodumuzda ekleyip deneyelim. Hatta biz de burası böyle yapalım. Şimdi biz de değişkenimize burada değişken değil de sayı diyelim değişkenimize. Sonra bunu burada değiştirelim. Sayı. Bunun kısa yolu var. Onu da deneyelim. Öğretmişken bunu da öğretelim. Mesela buradaki A yazısını CTRL P diyorum. Ve burada A yazılarını değiştir diyeceğim. O yüzden burada buna basıyorum. Burada tüm A yazılarını görüyorsunuz. Buna tıkladım ve replace'e sayı diyorum. Enter'a basıyorum. Enter, enter, enter. Bu şekilde artık tüm sayılarım benim A oluyor. Yalnız tek tek yaptım. Enter bu kadar uzun sürmesin diyorsan da burada tüm işlemleri geri alalım. Ve burada replace kısmında sayı yazdıktan sonra şu kısma basarsanız tüm A yerine sayı gelir. Şimdi buradaki kısmı çalıştıralım. Burada bize ne anlatmaya çalışıyor if else? Karşılaştırma. Bir değişken oluşturduk. Bu değişkenimizin içerisinde bir sayı, içinde değişken, 10 verdik. Diyor ki burada if. Eğer bu sayı 2'ye tam bölünür ise, bu ne demektir? 2 ile bölümünden kalan kaç? Bu sayı 2'ye bölerseniz kaç kalır? 0. 0 demiş. 0'a eşit mi? Doğru. O zaman if kısmının burası çalışacak. Ve burada döngüye çıkacağız. Burada mesela bu sitede yapılan bir yanlış bence. Programı yoran bir uygulama. Neden? Çünkü iki tane farklı if çalıştırmış. Ama halbuki bunu tek bir if ile yapabilirdi. If demiş, bu sayı 2'ye bölündüğünde bir kanı veriyorsa bu da tek sayı olduğunu, yani odd, even ve odd, tek sayı olduğunu gösterir demiş. Şimdi peki burada niye ki if kullanmış? Bence yanlış. Çünkü biz programlarda ne kadar az kod o kadar iyi. Ne kadar anlaşılır değişken isimleri o kadar iyi. O yüzden bakın burayı nasıl çözebiliriz? Şimdi burada if dedikten sonra bizim bunu şeyi düşünün böyle. İki tane yolumuz var. If. If dedim ve burada olan istediğim bir kısım var. Yani ikiye bölünme kısmı var. Bu benim istediğim kısım diyorum ve bu olursa çift yazı çok güzel.
Bu olmazsa zaten ne olabilir? Sayının ya çifttir bir sayı ya da tektir. O yüzden bir daha if yerine biz buraya hiç buna gerek yok diyoruz. Buraya else yazıyoruz ve bu sayının yani bir sayı ikiye de ya tam bölünür ya bir kalanı verir. O yüzden tam bölündüğü dışındaki tüm kalanlar zaten tek olacağı için print tek sayı yazabiliriz. Şimdi bunu çalıştırdığımızda burada mesela boyut main'i bu çalıştıralım. Burada şurası yanlış. Evet, şimdi bunu bir çalıştıralım. Debuglayalım. Tek sayıda bir yanlış var diyor. Hemen hatamızı da gör yani hiç şeyi acıma madem. 10 diyor bir tek çift sayıdır diyor. 7 girdim. Çalıştırdım. Tek sayı. Şimdi burada iki tane durum var. Bir çift bir teklik. Ama bir de şöyle düşünün. Bir sayı pozitif mi, negatif mi, nötr mü? Onu nasıl yapacağız? Bakın o zaman da sayı diyeceğiz. Eğer büyüktür. Sayı büyüktür. Sayı büyüktür 0 ise bu sayı pozitif. Sayı diğer tüm kısımlarda negatif mi? Evet, negatif dedin. Negatif. Peki ya? Şimdi kullanıcı geldi buraya 0 yazdı. Bak bakayım ne oluyor. 0 negatif oldu. Doğru mu? Yanlış. 0 nötr. O halde biz burada bir şey daha eklememiz lazım. Demek ki 1 ya da 2 değil. 3 de çıktı. İşte if else'de buna bir çözüm var. O da else if. Else if dediğim zaman ben üçüncü bir koşul oluşturabiliyorum. Ve bunun da kullanım tarzı gene bir sınır işi yani mesela. Burada gördüğünüz gibi. Bakın else'de bir sınır yok. Yani bu ifade yok. Çünkü if'in dışında hepsi bu olacak zaten. Ama else'de bu ifade var. Ve ben burada diyorum ki else if ne else if koşulun ne? Sayının sıfıra eşit olma durumu da olabilir. Bu durumda da ekrana lütfen ne yazdır? Nötr. Bunu çalıştıralım şimdi ve sıfırın nötr olduğunu görelim. Bu kural da beni deli ediyor son zamanlarda. Noktalı virgül koymayı madem unuttun ve hata gösteriyorsun kendin koy o zaman. Gene bir hata verdi. Bu sefer de sayı ne demek diyor. Sayı. Sayı. Evet, burada sıfırı nötr gördük. Biz bunu gördükten sonra bakalım size de başka neden bahsediyor. Sitemizde Switch'ten bahsedilmemiş. O zaman biz farkımızı koyalım ve Switch'ten de bahsedelim. Şimdi burada bir sayı değişkeni vardı. Bir de Switch var arkadaşlar. Switch içerisinde ise bu sayı değişkenini alıyorum. De bunun da bir gene süslü parantezi var. Peki ya burada neyi amaçlıyorum? Ben burada bir koşul yapacağım yine. Switch ile if mantığı aynıdır. Sadece dizilimi farklıdır. If de burada hemen kıyaslıyordum ama burada hemen kıyaslamıyorum. Bu kıyaslamaları bölüyorum. Yani şimdi burada sadece değişkeni alıyorum. Sayı değişkenini aldım ve buna 1 dedim. Burada şunu deneyeceğim. Mesela diyelim ki hafta sonları hafta günlerini düşünün. 7 gün vardır ve kullanıcı biri seçtiğinde pazartesi olsun. Biri seçtiğinde salı olsun gibi düşünün. O yüzden biz burada if kullanacaktık. Else if, else if, else if, else if, else if, if. Sonra else kullanacak. Else kısmı da şey. 1 veya 7 tuşunun haricinde ve arasındakiler haricinde. Mesela eksi 10 tuşladığında lütfen 1 ile 7 arasında tuşlayın diye bir şey dememiz lazım. Çünkü kullanıcı her zaman hata yapmaya mahkum. Tamamdır. O zaman burada geliyorum ve bunun yapısı nasıl biliyor musun? Switch. Switch'in yapısı. Orada case'ler oluşturuyorsun. Case ve istediğim bir durum. Yani ben burada 1 olursa pazartesi olsun istiyorum ya. Case 1'e eşit ise diyor 2 nokta üst üste. Sonra bir süslü parantez açılıyor. Burada print diyorum çünkü ekrana yazdıracağım bunu. Pazartesi. Ötesi deyip bunu bırakacağım. Şimdi bitti mi bitmedi? Hayır. Çünkü bu break'ten de çıkmamızın bir komutu var. Bu komutta break. Çünkü biz burada case 1'den çıkacağız artık. Case 1'e gir çık. Bu 1'i 2 yazmazsanız case 1'e giriyor. Case 2 yazıyorsunuz mesela. Şimdi ben burada bu arada case 2 kısımları hani kafamızı karıştırmasın. Buna case paz diyebilirim. Mesela anladınız mı? Yani buradaki şey, integer olduğu için şu an bana bu hatayı veriyor. Bunu da 3 derim. Sıkıntı vermez. Burada ben
1 2 3 diye başladı. Onu anlayın istemiyorum. Buradaki kısım A olsun mesela. Böyle yapalım. Ve burada da harf olsun. Bakın şimdi burada da harf olacak. Çünkü harf değişkenini biz if else tutacağız. Pekala. Şimdi burada break dedik. Eğer case'imiz paza eşitse bunu pazartesi olarak çıkar. Tamam. Şimdi case'imiz sağa eşitse bunda print salı diye çıkar. Şimdi bunun hepsini tabii ki uzatacağız. Break diyeceğiz ve ben bu kısmı alacağım. Bakın buradaki case'leri uzatabilirim bu şekilde. Hop. Bir. Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Şimdi ne yapacağım burada? Pazartesi sağa eşitse salı yap. Neredeyse buradayız. C'ye eşitse Çarşamba yazdır. T'ye eşitse Perşembe de yazdır. Cuma'ya Cu'ya eşitse Cuma yazdır. Cumartesi'ye eşitse CT'ye Cumartesi yazdır. Ve burada da Pa'ya eşitse PZ'ye eşitse diyelim. PZ'ye eşitse Pazara eşit olsun. Çünkü Pa zaten yukarıda Pazartesi olsun. Şimdi burada niye böyle yaptım? Çünkü case'ler istediğimiz gibi bir değer alabiliyor. Bunu göstermek için. Ve ben burada harfe A yazmışım. Bakın harf A. P eşit mi? Değil. A eşit mi? Değil. Hiçbirine eşit değil. Bu durumda ne hata verir? O yüzden bir kural daha var. Bir şey daha yazacağız. Orada CTRL options ve yaparak kodları düzenleyebiliyoruz. Şimdi burada hemen en alt satıra default bu komutu da yazmamız lazım ki bu da nedir? Hiçbir olmazsa bu kullanıcı hiçbirini girmediyse komutudur. İki nokta üst üste gene açıyorum süslü parantezimi. İçerisinde print diyorum. Krallar gibi ve diyorum ki eşleşmedi. Eşleşen gün yok. Şimdi bunu da buraya krallar gibi yazıyorum. Şimdi bunu çalıştıracağım ve göreceğiz neler olacağını. Ne oldu? Eşleşen gün yok dedi. Çünkü biz harfin içerisinde A atamışız. Ve burada A harfi kendi düşün işlemeye çalışıyor. Pa eşit mi? Hayır. Sa eşit mi? Hayır. Ca, pe, cu. Hiçbirine eşit değil. Mesela bu cu'ya eşit mi? Eşit. O zaman ne çıkaracak? Cuma. Niye? Çünkü cu harfine geldi. Burada bak cu var. O zaman dedi ben dedi cuma'yı ekrana yazdırıp buraya çalıştırırım. Okumaya devam etti. Break dedi hop switch'ten çıktı. Peki break olmasa ne oluyor? Break olmaz. Hata zaten direkt veriyor. O yüzden break'i öyle kafamıza göre kaldırmak ne yok yok diyelim. Bunu zaten denemeye gerek yok. Çalışmayacak program. Break case'ten sonra gelmesi gereken bir kural. Şimdi bununla alakalı ben iki örnek verdim. İki örnekte de zaten bunlar bahsediliyor ve çok bilindik örnekler. Biz web sitemizde bir sorular artık paylaşmaya başladık. Bunlar da sorular adında zaten burada gözüküyor. Challenge'ımız da var. Katılmak istiyorsanız katılın. Burada kısımda Linktree kısmı bu sorulara tıkladığınız zaman orada artık her bir challenge, her bir tutorial için bir soru hazırlıyorum. Bu değişkenlerle alakalı bir sorumuz var mesela. Ve o da burada yazıyor. Burada bir 9 aşamalı bir soru var. Bu soru tamamen değişkenler öğrenen bir insanın kullanması gereken tüm metotları içeriyor benim kanaatimce. O yüzden bu soruyu yapmanızı istiyorum. Ben çözümü de aynı zamanda kitap adresime yüklüyorum. Bakın burada bu tutorial'e başladığımız zaman bu kitaba soru değişkenler sorusunun cevabı diye gözüküyor. Bunda da işte aşağıda cevaplar var ama buraya görmeniz yasak. Bunu yaptıktan sonra kontrol için bakarsınız. Ve aynı şekilde if'lerden sonra döngüler içinde yine sorular gelecek ve bu konularla alakalı da bir sürü soru hazırlayıp güzel bir şekilde ilerleyeceğimizi düşünüyorum. O halde görüşmek üzere.